ne kadar sessiz. Sizi bekliyorlar. Ben seninle tutuklu kaldım. Kendim hayatımda çaldım. Yedi cihan dolandım. Bağlamasın demiyor. Dayanmış, beni uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyor. Uyuşturucu ne demek ya? İyi misiniz siz? Ne oluyor? Benim evimde uyuşturucu arayacaklarmış. Benim evimde! Oğlum nerede? Tamam, şimdi şubeye geçiyorum. Siz de bilgi veremezseniz kim verecek? Annesiyim diyorum, annesi. Nereye götürdüler oğlumu? Hastayım ben, ruh hastasıyım. Evet, hastayım. Ama sen de çok klişesin be. Ha? Ya tabii öğrendin dizilerden falan. Zengin şımarık çocuğun ezberini bozan fakir tribal kız. Güzel. Tamam. Teslim oluyorum. Bir adım daha yaklaşırsan. Ya bak, ellerim havada. Ve ikimiz de bunun sonunun nereye gideceğini çok iyi biliyoruz. Değil mi? Öpüştüğümüz ilk geceden beri çok iyi biliyoruz. Ben seninle öpüşmedim ruh hastası. Tamam işte. Sana fırsat. Şimdi öpüşeceksin. Sana bu gecenin nereye gittiğini söyleyeyim. Önce kafanı dikiş atmaya, sonra polise. Dua et baban iyi bir avukat tutsun sana. Şimdi bir daha soruyorum. Malları Karaçay'dan mı aldın ha? Ha? Hadi. Abi Fethi verdi diyorum, Fethi! Çakma şoför Fethi verdi! Ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Lütfen. Bak, şu kadarcık vicdanım varsa doğruyu söyle. Bir anne olarak sana yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Söyle. Bir şey biliyorsan söyle. Söyle. Bilmiyorum. Bu sefer gerçekten hiçbir şey bilmiyorum ben. Peki kim... Kim kurtaracak benim oğlumu? Defolun. Bavullarınız kapının önünde. Hemen şimdi defolup gidin evine. Kendine dikkat et. Çok dikkat et, olur mu? Nedim Bey. Ne yapıyorsun? Nedim Bey. Gittiler. Kovdular. Kovdular bizi babaanne. Asla, asla kimsenin ayağının altına kapanmayacağız. Saç. On saniyen var. Ne istiyorsun? Kalacak yer bulman lazım. Gecenin bu saatinde sokakta kaldık. Annem bizi yine kapının önüne koydu. Ne oluyor? Duydun mu beni? Sokakta kaldık diyorum Cenk. İyi tamam, konum gönder, aldıracağım sizi. Müştemilatta kim varsa hemen önüme getiriyoruz. Şey baba. Müştemilatta kimse yok Agah'cığım. Kimseye bir şey söylemeden çekip gitmişler. Sanırım yaşanacaklardan korktular veya senin öfkenden. Bu ne demek? Bu nasıl bir edepsizlik? Böyle bir zamanda oturup yüz yüze konuşmak varken
kaçar gibi çekip gitmek ne demek? Ne ayıp bir şey bu? Ne demek? Suçlu gibi kaçıp gittiler demek. Geç kardeş. Aylarca bir masal uğruna onlarca kötülük yaptım ben ya. Kötülük yaptım. Annemi kandırdım. Ablamı kandırdım. Ya Civan'ı, Civan'ı bile yaktım ben. Yavrum. Ne uğruna? Ha ne uğruna? Anlattığın o yalan masal uğruna. Babaanne ben evleneceğiz sandım. Ben evleneceğiz sandım. Evleneceğiz diye kendimi ona... Damla Karaçay'ın arkadaşı Serra Hanım'ın şoförü. Gördüm diyorum, gördüm. Defalarca arabanın önünde beklerken gördüm. Yani? Ya şoförün ifadesi bu. Arabanın yanında dikilirken gördüm demiş. İndisi yok, bindisi yok. Dikilmesi var sadece. Yalnız benim şoförüm yok ki. Yani bence size şoför biraz sallamış. Yalan söylüyor olsaydı, arabayı kullanırken gördüm derdi. Tatlım sen bu ara biraz polisiye falan takılıyorsun. İşte farklı bir şey deneyeceğiz. Tamam. Düşünmeye çalışacağız birazcık. Biliyorum zor sizin için ama bir hatırlamaya çalışın bakalım. Belki şu hayaletin eşkalini falan çıkarırız. Neydi o çocuğun adı? Civan mıydı? Onun yanında hiç birilerini gördünüz mü muhabbet ederken falan? Ay canım biz onlara mı bakacağız? Aynen. Yani okulda binlerce insan var. Biz sağımıza solumuza bakmıyoruz ki selfie falan çekiliyoruz. Yani kendimizden başka kimseyi görmüyor gözümüz. Selfie çekiliyorsunuz. Ver bakayım şu telefonu. Ver telefonu. Tatlım polis baktı yalnız telefonuna. Tatlım ver telefonu. Ver. Ya zaten filtrelerim hata veriyordu. Çok fazla bir şey çekilemedim. Bir iki tane bir şey var. Ama dur bende de bir iki tane olacak. Ver şunu. Önce hak. Önce adalet. Önce gerçek. Amca. Nedim? Aslanım sen. Cemre'yi. Koptu. Hepsini... o... koptu. Bak şurada birisi var. Kim bu? Tanıyor musunuz bunu? Yok. Ben hiç görmedim. Damla sen de bak bakayım şuna. Adamın adı bile gerçek değil. Tipini zaten hiç bilmiyoruz. Kimi aradığımızı bilmeden birini aramak... Tamam. Ne? Ne tanıyor musun? Fethi mi bu? Bak bakayım. Ne Fethi'si ya? Şahin bu. Ne işi var bunun burada? Ben nasıl fark etmemişim bunu? Şahin kim ya? Köpeğin köpeği. Keremlerin kulübünün eski güvenlik müdürünün oğlu. Eski güvenlik müdürünün oğlu? O zaman onu tanıyorsun öyle mi? Yok. Bizi tuzağa düşürmek için senin bile tanıdığın birini kullanmazlar herhalde. Benzetiyorsun. Bir daha bak bakayım şuna. Ya iyi de onu tanıdığımı bilmiyor ki o. Ben bütün boynuzlarımı bu herifin getirip götürdüğü paçozlar yüzünden yemiştim. Adamı keşfettiğimi çaktırmadım tabii ki. Nedim'ciğim kat ettiğin mesafe beni gerçekten çok duygulandırıyor. Ama senin biraz aklın karışmış galiba. Dediklerimi anlıyor musun? Kovdum. Sen kovdun. Aldığın ilaçlar yüzünden sanırım zihnim biraz... Kovdun diyor Şeniz. Gördün diyor çocuk. Şimdi son kez soruyorum. Müştemilattakiler bu evden nasıl gittiler? Annem kovdu baba. Ne? Detaylar Damla. Hadi bizim daha önemli işlerimiz var şimdi. Damla? Baba, daha önemli iştir. Baba! Gel benimle. Annemi ispiyonladın ya resmen. Ne mana yani şimdi bu? Cenk.
birlikte... teşekkür... ederim. Baba? Ne demek bu? Babalar oğullarını dinlemezmiş gibi görünüyor ama aslında çaktırmadan dinlerler. Komiser Bey'i arayıp şüphelerinden bahsetti. Kapışmamızı anlattı. O da ciddiye aldı, araştırmasını yaptı. E tabii biz öyle malum sabırsız insanlarız. Yok arama izniydi. Yok efendim aldık verdik, oyalanacak halimiz yoktu. Paketimizi kendi ellerimizle polise teslim edelim dedik. Yani şimdi? Şimdi komiser beyin odasına sıcak taze demli bir çayını içmeye gidiyoruz. Sen benim oğlumu... Kötü bir yanlış anlaşılmaydı. Özür dilerim. Hadi biz işimizin başına dönelim. Hadi. Bir dakika bakar mısın? Ne vardı? Teşekkür yok mu? Efendim? Teşekkür diyorum. Teşekkür. Bonjour. Thank you. Hani hayatını ben kurtardım ya. Hani selflerim olmasa. Oho. Kim bilir ne zaman çıkardın. Bence bir teşekkürü hak ettim. Beni sen kurtardın ha? Evet. Hem de çektiğin selfie'yle. Evet. Vay anasını ya. Başka? Ne başka? Aa. Bak ben sana söyleyeyim mesela. Ne başka? Mesela özür dilerim. Başına gelen her şeyin sorumlusu benim. Benim yüzümden az kalsın tahtalı köyü boyluyordun. Ben bir yalan attım, bütün hayatını mahvettim gibi. Hani dümenden de olsa söylesen fena olmazdı. Hayır, ben anlamadım. Benimle ne alakası var ki bunların? Tabii canım, seninle ne alakası olacak zaten? Sen sabahtan akşama kadar elinde telefon takıl. Tatlım, benim işim bu. Fenomenim ben. Neyse ne. Ben senin eski sevgilin yüzünden hapse girdim. Bir de gelmişim burada benden teşekkür bekliyorsun. Sanki yıllarca içeride kaldım. Ne var yani? Bir arkadaşa baktım ve çıktım. Girdim ve çıktım. Ayrıca dua et, okumuyorsun. Okusaydın işte o zaman hayatın yanardı. Okul hayatın biterdi. Değil mi ya? İyi ki mektepli değilim ha. Ya anamı dinleyip okusaydım? Bak, ne güzel direksiyon başında kölelik yapıyorum. Hiç yere borçlandığım parayı ödeyeceğim diye ailemin eşekle sokuyorum. Allah'tan okumuyorum ya. Sen de eski sevgilime bağladın ya. Vır 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 vır. Hani benimki de kafa yani. Hadi ben kaçtım. Bak. Ay. Ama takdir edersin ki evimizde personel olarak çalışan bir hemşireyle adının anılması hiç hoş değil. Hemen yarın gazetelere bir tekzip göndereceğiz. Çok sevinirim. Yukarı çıkıyordum ama evinizde personel olarak çalışan hemşire ben olduğum için adım geçince dayanamadım. Ben bu işlerden pek anlamam.
Ama Teksi ve belki Cenk Bey'in beni nasıl oyuna getirdiğini de eklemek istersiniz. Farklı bir Teksi olur. Cenk Bey klişeleri sevmiyor çünkü. Tam tahmin ettiğim gibi. Hikayeyi bilmiyorsunuz. Tabii ben fakir ama gururlu. Pardon. Fakir ama tribal kız olduğum için beyefendi şu anda yorganın altında bu olayın unutulması için ağlıyor olmamı beklerdi. Ama ben buraya geldim. Sizinle konuşmaya. Oğlunuz beni sahte bir iş teklifiyle kandırdı. Kendi deyimiyle sırf canı öyle istiyor diye bir mekan kapatıp ama hakkını yemeyeyim, lüks bir mekan kapatıp beni sahneye çıkardı. Bu arada kafasındaki yara izi de benim eserim. Ellerim dert görmesin. Üstüme yürüyüp beni taciz etmeye kalkınca kafasında şampanya şişesi patladı. Afiyet olsun. Ahlaksız. Ahlaksız herif. Nedim. Ben geldim. Tırnak izi bunlar. Kim yaptı? Bunu sana kim yaptı? Ceren. Tebrikler anneciğim. Tebrikler. Hemen ne oluyorsun? Yüzümüzün içine baka baka oğlumuzu madara edip hepimizle dalga geçti. Bravo. Bu kız şimdi gidip taciz davası falan açmaz değil mi? Tabii canım. Sırada taciz davamız da vardır. Bizim. Ben 15 yaşında değilim. Özel hayatımın hesabını vereceğim. Başlatma özel hayatından. Neler duyuyorum senin hakkında be? Ya tamam, ben bir öküzlük yaptım. Yaptım. Ama kız da çok güzel cevabını verdi. Madara etti beni, merak etme. Ha, eğer bir hesap sorulması gerekiyorsa, eğer yetmediyse bunu o sorar baba. Sen değil. Tepemin tasını attırma. O kızdan uzak duracaksın. Yoksa bu evi başına yıkarım. Ayaklarını kırarım seni. Neden? Neden? Ha? O kızı diğer kızlardan farklı kılan şey ne? Bak, kız ağzımın payını verip gitti. Senin kadar büyütmedi mevzuyu. Ya bu kıza o kadar dokunulmaz yapan şey ne? Ne farkı var diğer gezip tozduğum kızlardan bu kızı? Başlatma şimdi gezip tozmandan. Edepsiz herif. Kızı kandırıp adam kaçırır gibi mekana kapatmak ne demek ya? Sana yakışıyor mu? Kız taciz diyor, taciz. Haklı. Kızın üstüne yürümek ne demek? Sen serseri misin? Ben seni böyle bir istirdim. Ayıp, ayıp, utan be. Tamam yeter. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Daha bitmedi, bir dakika. Kız kardeşim var senin be. Kız kardeşim. Adamın biri çıkıp da senin yaptığını kız kardeşine yapsa sen ne yapardın? Ha? Şu kadarcık ahlakı kalmadıysa eğer kız kardeşinden utan be. Tamam Agah, bırak gitsin. Kaşla göz arasında yediğin haltlara bak be. Daha neler duyacağız neler. Bana bak. O kızlar senin hakkında bir cümle daha duyayım. Parmağının ucu dokunmuş olsun o kızlar. Geç kaldım baba. Cenk. Parmağımın ucu değil. Ama dudaklarımdaydı. Terbiyesiz! Nedim. Lütfen. Şeniz Hanım, bunu
Nedim'e neden yaptınız? Dudaklarımdaydı. Terbiyesiz! Nedim. Lütfen. Şeniz Hanım, bunu Nedim'e neden yaptınız? Agah Bey vakit bulup kamerayı izlememiş herhalde. Şifresini bilmeseydim Nedim'e ne olduğunu öğrenemeyecektik. Anlatmıyor çünkü. Nasıl korkutulduysa ona kimin ne yaptığını anlatmıyor. Nedim anlat bize. Dahası da var. Bu görüntülerde olmayan ne varsa şimdi burada herkesin önünde. Bu kadının sana ne yaptığını anlatın. Hemşire! Ben karımın ne yaptığını biliyorum. Polis baskından hemen önceydi. Hemşire ortalarda yoktu. Ben de Nedim'e vitaminlerini vermek istedim. Bana öyle korkunç bir tepki verdi ki Aga, söylediğim her şey yanlış anladı. Bileğime öyle bir yapıştı ki. Ama bunu itiraf etmek zorundayım, yoksa vicdanım rahat etmeyecek. Ben galiba bileğimi kurtarmak isterken ona biraz sert davrandım. İstemeden de olsa ona zarar verdim. Allah benim belamı versin. Bana ne yaparsa yapsın kendimi tutmalıydım ben ama tutamadım. Kendimi asla affetmeyeceğim. Asla. O kadar utanıyorum ki kendimden. Ama Nedim'in gözlerinde gördüğüm o nefret, o hemşireye borçluysa eğer,
de benim kadar utanmışsın. Siz de buna inandınız Agah Bey. Öyle mi? Sözüne de sesine de dikkat et hemşire. Ne anlatıyorsunuz siz bize ya? Karınız kurmuş tuzağı, yapmış çakallığı, almış gardını. Ne masal anlatırsa anlatsın. Siz kör müsünüz be? Daha demin biz ne izledik? Bakın. Görüyor musunuz? Size sadece tırnak izlerini değil, nasıl titrediğini gösteriyorum. Nedim ilaçlarından falan mı alıyor bu kız? Kafa gitmiş çünkü. Kafa yanmış yani. Siz bu komik yalana inanıp kafanızı kuma gömebilirsiniz. Ama ben... Terbiyesiz! Sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun? Kime kafa tutuyorsun? Ağzında çıkanı kulağı duysun senin. Kime yalancı diyorsun sen? Karşında akranın yok senin. Mahalleden kapı komşun da yok. Şeniz Karaçay var senin karşında. Şimdi derhal karımdan özür dileyeceksin. Hemen! Ben haklıyken özür dilemem. Çık dışarı. Dışarı terbiyesiz. Defol! Amca! Doğru söylüyorsun. Cemre doğru söylüyor. Cemre doğru söylüyor. Dışarı dedim sana. Aslan. Nedim iyi misin? Çık dışarı. Cenk çıkarsın dışarı. Nedim. Defol git buradan. Nedim dokunma bana. Cenk sana söyledim. Çıkar şunu. Çıkar. Tamam. Nedim. Nedim. Tamam. Nedim'i. Nedim. Bulamazsın. Doğru. Bana dokunma dedim. Ben çok üzgünüm dedim. Sana bunları söyleten ne veya kim bilmiyorum. Ama gerçekten çok üzgünüm. Sen benim için Damla ile Cenk'ten farksızsın, bunu biliyor musun? Biz bir aileyiz. Ben bu söylediklerini hak etmedim. Anne gel, gel hadi yukarı çıkalım, uzan biraz hadi. Amca bilmiyorsun, bilmiyorsun. Şeniz yalancı. Sen ne diyorsun ya? Sen nasıl bunları söyleyebiliyorsun? Annem bizden çok senin yanındaydı. Gece gündüz demeden yanındaydı. Bu mu senin teşekkürün? He? O seni bizden ayırmadan büyüttü. Sense iki günlük kızın lafına inanıp anneme haksızlık ediyorsun. Damla, tamam yeter kızım. Ne tamam baba, tamam falan değil. Duymuyor musun neler diyor anneme? Yalancı diyor ya. Sen bunu göz mü yumacaksın? Damla, yeter dedim ama. Bize anlatabilirsin dedim. Biz bir aileyiz. Amcanla ben sadece senin iyiliğin için uğraşıyoruz. Ama belli ki birileri seni bize düşman etmiş. Kim bilir neler söyledi. Söyleyebilirsin bize. O hemşire mi söyletiyor sana bunu? Yalancı! Teşekkür ederim. Nedim, oğlum. Nedim.
ki. Şeniz. Kötü. Nurten. Nedim Bey odasına çıkar. Nedim, hadi uyan. Hadi uyan. Günaydın. Sanırım güzel bir rüya görüyordun. Bu konuda ilk ve son kez uyarıyorum. Eğer dün geceki gibi bir şova bir daha kalkışacak olursan, önce işbirlikçi hemşireni yok ederim, sonra da seni. Beni duyuyor musun? Yapma, yapma. Yapma. Bu dün gece için bir uyarıydı. Bu evde kimin sözünü geçtiğini anlamışsındır umarım. Sen de gördün, paçavra gibi kala kaldın ortada. Kimse sana inanmadı. Beni zorlama. Eğer hemşirenin başına bir iş gelmesini istemiyorsan beni zorlama. Nedimciğim. Güzel bir gün olsun. Nurten Hanım birazdan kahvaltında çıkar. Kıyamam. Kızım bak, başka bir şey varsa, söylemediğim bir şey varsa söyle. Kaç kere söyleyeceğim anne? Dün gece anasının babasının önünde bozdum. Onun acısı. Nedim mevzusuna da delirdi adam. O magazin haberleri de sanki dün çıktı. Şimdi mi aklına gelmiş? Neye saldıracağını şaşırdı adam. Ben o adamı bir şaşırtacağım ama. Terbiye fukarası. Kendi oğlunun ayıbıyla başını öne eğeceğine... Cemre! Ne bakıyorsun lan sen? Ha? Ne bakıyorsun sen? Öldürürüm seni, duydun mu? Öldürürüm. Civan, ne yapıyorsun? Dur. Anne, o ne yediğini biliyor. O ne yediğini biliyor. Kendine gel. Kimse alamaz seni benim elimden. Ya anne! Bana bağıracağına gözünü aç gözünü. Senin kızın burnunun dibinde yapıyor. Biz milletin ağız kokusunu çekerken o evin oğluyla öpüş kokuş. Ama Nedim Bey'im, olur mu böyle çocuk gibi? Yapma, kurban olayım. Geceden beri bir lokma girmedi ağzına. Bak, bir dolu ilacım var. Aç karnına olmaz ki onlar. Hadi benim aslan oğlum, açıver şu ağzını. Ama vallahi sen çok üzüyorsun bizi dün geceden beri. Tamam. Söyle benim aslan oğlum. Ne çekiyor senin canın ha? Memleket yemeği yaptırayım mı sana? Katıklı ekmek yaptırayım böyle ağzına layık ha? Kaytaz, kaytaz böreği yaptırayım paşama. Hadi kurban olayım, söyle. Ne istiyor senin canın? Cemre'yi istiyorum. Bak, aynı şeyi bir kez daha söylersen, eşek kadar adam demem, alırım ayağımın altına seni çiğnerim. Yeter be! Evimize ekmek yemeye gelmiş kızı taciz ediyorsun, sonra da utanmadan babandan hesap soruyorsun. Ben o kızı taciz etmedim. Bu bir. İkincisi, hesap soran sensin babacığım, ben değilim. Ben 15 yaşımdan beri özel hayatımın hesabını hiç kimseye vermiyorum. Ha, eğer sen bu kızın senin için neden bu kadar önemli olduğunu söyleyeceksen, o zaman iş yerine git. Çık dışarı! Çık git! Elinden bir kız daha çıkacak. Çık dışarı! Agah Bey,
Agah Bey, Nedim Bey yemek yerse haber ver demiştiniz. Afiyet olsun, iyi. Olmadı işte. Yani yemedi. Ne istiyorsun diyorum, bana... Canı ne istiyorsa in mutfağa yap Nurten. Ben mi mutfağa girip yapayım yani? Öyle değil. Nasıl desem? Ne istiyorsun diyorum. He. Cemre istiyorum diyor. Ne istiyormuş de bakayım bir daha. Cemre istiyorum diyor. Cemre istiyorum. Cemre istiyormuş. Oğlanın canı Cemre istiyormuş. Kızım bir şey desene. Bir şey desene! Utanmadın o zengin. Ne b**lar yediğini söylesene. Söyle! Oğlum yeter. Bağırma yeter. Bak kızım. Bak savunabiliyor mu kendini? Bak bir bak. Kızım bir şey söylesene. Allah aşkına bir şey söyle. Yapmadım desene. Çok iyi öpüşmüşsünüz. Senden önce edeceğim. Öyle mi ya? Şu an bayağı iyi hissettim kendimi. Bak Ceren'cim, sadece kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Senin aramızda hesap vermem gerektiren bir ilişki yok, tamam mı? İkimiz de bunun ne olduğunu çok iyi biliyorduk. Ne kadar olduğunda. Tamam canım. Ablan nerede? Sen bir de utanmadan ablamı mı soruyorsun bana? Bak sana bir açıklama yaptım. Şansını fazla zorlama istersen. O benim ablam. Ablam. Sen de benim. Ben senin hiçbir şeyin değilim. Sana bir şey de vaat etmem. Bitti. Tamam. Uzatma. İnadını sıyor biliyor musun? Bak inadını sıyor, gel beni... Gel beni öldür! Oğlum bak seni öldürürüm! Canım sakin ol, sakin ol! Cemre, git odana bekle! Cemre dedim! Hiçbir yere kaçıp saklanmıyorum. Aa! Lan seni var ya ben öldürürüm, duydun mu? Öldürürüm seni! Öpüştüysem öpüştüm! Vermiyorum. Duydun mu beni? Öpüştüysem öpüştüm diyorum. Hadi, hadi ne yapacaksın? Anne, anne bırak ben bunu öldüreyim. Bırak ben bunu öldüreyim anne. Dur. Kızım sen ne diyorsun? Sen kimsin de benden hesap soruyorsun be? Anam mısın, babam mısın? Olsan kaç yazar be? Anam, babam olsan kaç yazar? Yaşım kaç benim? Benim hayatım, benim. Öpüştüysen ben öpüştüm. Benim bedenim. Alıyor mu o kafan? Eğer mesele o olsaydı, benim kalbim derdi. Ama mesele o değil. Benim kalbim haddini bilmez. Dünyayı kendi etrafında dönüyor sana. Dünyanın bütün kadınlarını hak ettiğini sanan, zengin bebesi bir ukala için atmaz. Duydun mu? Kalbim değil, canım istedi, öpüştüm. Şimdi git. Bekçilik yapacaksan kendi namusuna bekçilik yap. Benimkine değil. Bak laflara bak laflara. Lan senin ne var? Yalan söyledim. Asıldım ona, o da yüz vermedi bana. Ağzımın ortasında yedim tokadı. Bırak! Defol git! Yeter! 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 Thank you.
kalbim haddini bilmez. Dünya kendi etrafında dönüyor sana. Dünyanın bütün kadınlarını hak ettiğini sana. Zengin bebesi bir ukala için atmaz. Ye hadi ye. Al ye. Kolum ağrıdı bak benim. Ne istiyorsun ben anlamıyorum ki seni. Uçak geliyor falan mı yapayım ben sana? Şarkılar mı söyleyeyim, türküler mi söyleyeyim, ne? Al. Of bu ne ya? Elinde mi tutmuyor senin? Yeter ama ha. Gerçekten daral geldim. Aç kalıyorsan da aç kal. Serum falan takarlar sana zaten. Zaten sana yemek yedirirken içim bir hoş oluyor. Rabbim sen dünyanın bütün ızdıraplarını bana mı veriyorsun? Izdırap? Sensin. Aa, sen konuşuyorsun. Sesini duydum ben senin. E tamam. Konuşabiliyorsan yemek de yiyebiliyorsundur. Sen ne yemek istiyorsan söyle ben gideyim sana onu getireyim. Hiç değilse bu Nurten cadısı bana carlamaz. Ha? Ne yemek istiyorsun? Şş, bir cevap ver. Ne oluyor ya? Nereye bakıyorsun? Hemşirene mi bakıyorsun sen? Gördün mü bak nasıl da sattı seni bana. Keyfi de yerinde. Oh oh ne güzel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ama bak aramızda kalsın. Tamam mı? Beyaz tekerlekli prens. Kim tutar seni? Ve sen de ciddi ciddi annemlere neden öpüştük dediğimi anlamaya çalışıyorsun. Neden? Çünkü o hastalıklı erkek egon bundan bile bir anlam çıkarmaya çalışıyor. Hastalık kısmını bilmiyorum da egosu yüksek olan kesinlikle sensin. Annenlere öpüştüğümüzü söyledin. Çünkü zorla öpülmüş olmak egona iyi gelmedi değil mi? Kardeşim haddini aştı. Ben de ona haddini bildirdim. Seni bozmayıp kahraman olmanı da annem için izin verdim. Korkaklıktan değil. Bak bunu kanıtlamana gerek yok işte. Ben seni annemin karşısında gördüm. Kesinlikle korkak değilsin. Hatta tanıdığım en cesur aptalsın. Haklıyken geri adım atmamak aptallık yani. Yok o cesaret. Aptallık kime nasıl kafa tutacağını bilmemek. Şimdi de bana taktik mi vereceksin? Sen gerçekten annenden de tuhafsın. Sizi yakaladığımı bile bile benden korkmuyormuşçasına karşıma geçip beni kışkırtmaya çalışıyorsun. Risk. En sevdiğim spordur. Al sana taktik. Git özür dile. İşini geri al. Cepheye dön ve savaş yani. Şimdi de cepheye dönmemi istiyorsun. Döndüğümde savaşacağım düşman sizsiniz. Sen ve annen. Belki de sadece benden korktuğunu gizlemeye çalışıyorsun. Bu nasıl bir oyun bilmiyorum ama ben yokum. Yemem. Ben korkularım üstüne gitmeyi seviyorum. Mutluluk oğlum! İki tane de benim için patlat. Benim yapma! Yardım edin! Yardım edin! Koşun! Koşun! Yetişin! Koşun! Yardım edin! Koşun! Ha, Agah Bey! Agah Bey koşun! Nedim Bey Cenk Bey'i dövüyor!
Kaldır! Anne! Dedim. Dedim. Ne yaptın sen oğlum? Oğlum! Helal olsun be. Kardeşim benim. Oğlum iyi misin? Yürek yemiş ki dedim. Hayır yani sen hangi canınla abime saldırıyorsun acaba? Şuursuz. Ay cidden sinir geldi bana ya. Abimin de kalıbını ama yani. Hadi karşılık vermiyorsun, kapan yüzünü koru değil mi? Sinir oldum. Ya insan gönüllü bir şekilde dayak yer mi? Ha? Resmen isteye isteye dayak yedi. Sanki bir suçu varmış da dayağı hak ediyormuş gibi. Ne yaptı Cenk sana? Ağır bir şey mi söyledi? Dalga mı geçti oğlum seninle? Sen bir şey yanlış mı anladın? Nedim, ne yaptı sana oğlum? Söylesene, ne yaptı? Cemre onun kızlarından değil. Cemre onun değil. Benim. Cemre benim. Neden saldırdın ona? Onu sevdiğini biliyorum. Seni görsün, sana ufacık bir ilgi göstersin diye nasıl çabaladığını defalarca gördüm. Bu kez susmak yok. Anlatacaksın. Peşini bırakmam. Bunu neden yaptın? Senin için. Seni rahatsız ediyor. Taciz ediyor. Kim söyledi bunu sana? Kardeşin söyledi. Buradayım Jasmine. Ayol kızın karnı ağrıyordu. Kaptım doktora götürdüm. İki adım ötede kız. Ne yapalım Nurten? Ha? Çalışıyoruz diye ölecek miyiz yani? Geldik geldik indik mi Nurten? Hadi hadi Nurten hadi. Ben senin bunları burnumdan fitil fitil getirmesini bilirim. Daha fasulye kadar ya fasulye. Of Antakya fasulyem benim. Babaanne. Baksana hiçbir şey belli olmuyor da. Kız olur da böyle elinde sallamayacaksın. Duydun işte doktoru. Vademizin dolmasına bir hafta kaldı. Bir hafta sabredeceksin. Bir hafta. Bir hafta sadece. Bir hafta sonra bu koca köşk Ceren Karaçay'ın ayaklarının altında yıkılacak babaanne.
Daha iyiyiz. Dün'e göre daha, çok daha. İlaç saati. Cezalandıracaksın. Ya o? Cezasız mı kalacaksan? Hadi yine beni suçla. Sabahtan akşama kadar beni suçla. Ne yapmamı bekliyordun? Göz mü yumsaydın? Sana saldırdı, farkında mısın? İyileşmesine göz mü yumsaydın? Ya sonra? İyileşip sağlıklı biri olup her şeyi hatırladığında ufak bir dayakla kurtulacağını mı sanıyorsun? Bitmeyecek. Annem haklı. İkimizden biri ölene kadar bitmeyecek. Daha iyiyiz. Dün'e göre daha, çok daha. Farkında mısın? İyileşmesine göz mü yumsaydın? Ya sonra? İyileşip sağlıklı biri olup her şeyi hatırladığında ufak bir dayakla kurtulacağını mı sanıyorsun? Bitmeyecek. Annem haklı. İkimizden biri ölene kadar bitmeyecek. Sinirim bozuldu. Sinir geldi diyorum. Sinirim bozuldu. Sinir geldi diyorum, sinir. Sen ne diyorsun Agah Bey? Küçük kızım bitti. Oğlun bitti. Şimdi de büyük kızımı mı istiyorsun? Ya sen ne biçim bir adamsın? Yani biri olmadı, kısmetse öbürü mü olsun diyorsun?
Sen benim büyük kızımı yeğenine mi istiyorsun? Ya sen ne çeşit bir adamsın? Sen ne utanmak sıkılmak bilmez bir adamsın? Sen manavdan kendine kavun karpuz mu seçiyorsun? Sen canın sıkıldıkça kendine gelin mi arıyorsun? Hobi olarak mı yapıyorsun Agah Bey? Ne hali? Çaresizlikten. Ne yapıyorsam çaresizlikten yapıyorum Seher Hanım. Cehennemin dibine gidiyoruz galiba. Ha belli de uçmasak bari. Ya mümkünse bir 60 sene daha yaşamayı planlıyorum da. Uçalım da konuş bari. En azından son nefesinde şu işin gizemini çözeyim. Ben anlamıyorum. Bir anne oğluna ya sen öleceksin ya da o nasıl der? Nasıl manyakça bir sebeple bunu der? Ve sen nasıl manyakça bir şekilde o silahı alıp... Canavarım. Kuzenini kendi elleriyle camdan aşağı atan bir canavarım ben. Duydun mu? Gerçekten iğrençsin. Nasıl bir eğlence anlayışın var senin? Ya baban hikayeyi anlatmasa. 8 yaşındaymış da. Yok o onu almış camdan atmış. 8 yaşındaymışsın be 8. Annem çocuğu aldı camdan attı.
Ben de gördüm. O günden sonra iflah olmadım. Pisliğin teki oldum desen inanırım. Ama sen 8 yaşındaymışsın ve... Ve bu beni masum bir melek mi yapar yani? Hayır. Bu seni çocuk yapar. Ben annemin çocuğuyum. Boş konuşuyorsun sen Şeniz Hanım. Sen hala hafife alıyorsun beni. Bundan sonra kralı gelse bana bir şey yapamaz. Ne o fingirdek ablama, ne de senin aba altından gösterdiğin sopaya bırakacak pabuç yok bende. Dur. Hadi. Hadi. Hadi sıkıyorsa durdur beni. Dur. Ay geldi. Dur. Bırak. Nerede o herif? Nerede o herif? Nerede? Nerede o herif? Kim nerede? Gel. O ruh hastası oğlun nerede? Bir şey söylemeyecek misin? Pencere. Söyle. Anladın sana ne dediğimi. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum Agah. Yeter artık Agah Bey. Görmüyor musunuz kadının halini? Neyi bilmiyorsun? Sen söylemişsin. İkimizden biri ölünceye kadar bu mesele bitmeyecek demişsin. Bana bunun izahını yapacaksın Şeniz. Agah Bey, oğlunuz geldi. Agah! Hadi söyle. Söyle, senin söyleyeceğin hiçbir şey benim içimdekinden daha karanlık olmayacak. Sen karanlık değilsin. Dikkat et hemşire. Gözünün karanlığa alışıyor olmasın? Ne yapacaksın? Kendi oğluna ne yapacaksın? Ah! Jane! Jane git buradan! Jane! Kamera! Kamerayı unuttuk! Ne yaptın sen? Jane! Ne yaptın sen? Ne yaptın? Yapmayın! Karışma, karışma! Eline silah çekmek ne demek? Kendi kafana silah dayamak ne demek? Tetik çekmek ne demek ulan? Koran! Annem hakkı demek ne demek? Ha? Ne demek? Oğlum iyi misin? İyi misin? Söyle. Söyle neden haklıydı annem? Söyle. İkimizden biri ölmeden demek ne demek? Bunu bana açıkla. Ne dediyse? Dedim ona saldırdığı için dedim. Can havliyle, öfkeyle dedim. Gururu kırılmıştı. Benim de kalbim kırılmıştı ben. Saçma sapan bir şey söyledim. Buralara geleceğini bilemedim. Agah, beni dinle! Çekil dedim! Oğlum konuşacak. Dinle beni! Söyle! Söyle ulan! Neden? Konuş! Baba, anne! Agah!
konuşacaksın. Konuş ulan! Konuş! Sarhoştu! Sarhoştu Agah Bey. Ne yaptığını bilmiyordu, şahidim. Ben şahidim Agah Bey. Ne yaptığını bilmiyordu. Aynı şu anda sizin öfkeden ne yaptığınızı bilmediğiniz gibi. Ne yaptığını bilmiyordu. Ne yaptıysa sarhoşluktan yaptı. Senin gibi oğlum yok benim. Pencerenin, balkonun önünde durup her şeyi durdurmak isterdim. Seni kurtarmak isterdim. Hayatını, çocukluğunu, çocukluğunuzu kurtarmak isterdim. Elini tutan el olmak isterdim Nedim. Bildiklerimle nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Bu yükü nasıl, nereye kadar taşıyacağımı bilmiyorum. Ama ben senin elini hiç bırakmayacağım. Senin elini hiç bırakmayacağım dedi. Hiç. Sırf suçluluk duygun yüzünden iki çocuğunu da attın bir kenara. Nedim'in babası ol. Ona babalık yaparken kendi çocuklarını babasız bıraktın. Ben sadece oğlumun yediği o zoraki dayağın acısıyla değil, yılların acısıyla söyledim ne söylediysem. Sana olan hırsımla, öfkemle söyledim. Yani o zavallı hasta çocuğa değildi benim söylediğim. Şeniz, bak ben... Sen kendi oğluna silah çeken bir babasın. Baba? Ne dedin bugün sen oğluna? Benim senin gibi bir oğlum yok. Oğlun yoksa... Anne, anne, anne saçmalama anne. Ben de yokum. Agah. Anne, anne saçmalama. Anne çağır seni sakin ol. Ya ne sakin ol anne, nereye gidiyorsun? Annem. Baba annem gidiyor, annem gidiyor. Bir şey yapsana baba, peşinden git, durdur, bir şey yap baba, annem gidiyor. Baba. Ne oldu? Oğlumu kurtardığım için kötü anne mi oldum yine? Ben izin verdiğim için kurtardım. İzin vermek mi? Ben sanki başka bir seçeneğim varmış gibi. Anne, sakın bana dün göz göze geldiğimizde her şeyi dökülmemden korkmadığını söyleme. Ben dün dökülmediysem seni ya da kendi kurtarmak için değil. Babamla Damla'yı düşündüğüm için dökülmedim. Babam
bir canavarın babası olmasın diye, Damla bir canavarın kardeşi olmasın diye dökülmedim. Ama sen anne... Sen canavarın annesi olmayı seviyorsun değil mi? Kes şunu artık. Ne oldu? Rahatsız mı oldun? Ha? Ben senin küçük canavarın değil miyim? Kuzenini camdan aşağı atan küçük canavarın. Şu anda ikimizin de babana konsantre olup... Sen öğretmedin mi bana canavar olduğumu anne? Kimseye söyleme Cenk. Kimseye söyleme Cenk. Sakın bir canavar olduğunu... Kimseye söyleme. Sakın kimseye canavar olduğunu söyleme. Yoksa seni kimse sevmez. Yoksa kimse sevmez seni. Annesinin kötü bebeğini... Annesinin kötü bebeğini kimse sevmez. Kimse sevmez. Annen duyuyor musun? Kimse sevmez seni. Annenden başka kimse sevmez seni çünkü... Çünkü canavarları... Canavarları kimse sevmez. Kimse sevmez. Gecede kim olduğunu biliyorsun değil mi? Canavar oldun sen. Bir canavarsın. Canavarsın artık. Annesinden başka hiç kimsenin sevmediği bir canavarsın. Annesinden başka kimsenin sevmediği bir canavarsın. Aynı masallardaki gibi. Aynı masallardaki gibi. Aynı masallardaki gibi o korkunç. O yapayalnız, o çirkin canavar gibi öğrensinler mi ne yaptığını? Ha? Canavar mı desinler sana? Masallardaki o kahramanların yaptığı gibi anlasınlar mı seni? Korkma bebeğim. Korkma bir tane. Canavar da olsa annen seni çok seviyor. Anne izin vermeyecek. Anne kimsenin seni avlamasına izin vermeyecek. Anne izin vermedi. Küçük canavarını avlamalarına izin vermedi. İnsan bazen düşündüklerinden utanıyor. Ben mesela... Şimdi bu haline bakarken... Dün aklıma gelince iyi ki diyorum. İyi ki kendinde değil de... Dün yaşananların farkında değil. Yeniden toparlar mutlaka. Dua edeceğim. Dua edeceğim ki toparladığında da dün yaşadıklarını hatırlamasın. Agah'cığım, sen de daha şirkete gideceksin. Benim de odada işlerim var. Şu işimizi halletsek mi diyorum? Hasan, Nedim Bey'in odasındaki kamerayı söküp iptal edin. Agah Bey, ne yapıyorsunuz? Kamerayı söktürüyor canım. Anladım. Ama neden? Bu kamera bize güven vermeyen eski hemşehriler için takılmıştı. Burası ev. Kamera dediğin şirkette olur değil mi? Ayrıca evimizde gizli gözlere ihtiyacımız yok bizim. Üstelik Nedim Bey konusunda hiç yok. Siz yetersiniz hemşire hanım. Size olan güvenimiz sonsuz. Kesinlikle. Ayrıca nihayetinde Nedim Bey'in de kendine ait bir mahremiyeti var, öyle değil mi? Böyle paldır küldür girilmemeli. Kesinlikle. Hadi bakalım. Agah'cığım küçük bir detayı atladın. Bugünden itibaren Nedim Bey eskiden de olduğu gibi Şeniz Hanım'ın mesuliyetinde. Ne? Ben? Canım benim. Nasıl da korktum. Merak etme canım. Senin işini denetecek değilim. Sen hala Nedim'in hemşirisisin. Bundan böyle sen hep bizimlesin hemşirem. Sadece tedavi süreçlerini Şeniz Hanım'la yürüteceksin. Hepsi bu kadar. Son günlerde işi gücü çok ihmal ettim ben de. Nedim bundan sonra ikinize emanet.
Zaten yıllardır bu evin İçişleri Bakanı Şeniz Hanım'dı. Öyle olmaya da devam edecek. Değişen fazla bir şey yok yani. Hadi bakalım, kolay gelsin. Kolay gelsin. Özür dilerim. Kamerayı sen istedin diye değil, kendi kontrol manyaklığımı yenmek için kaldırtıyorum. Biliyorum Agah'cığım, biliyorum. Ben de pişman olmayacağımı biliyorum. Kamerayı söktürürüm. Pişman olacağım o kadar çok şey var ki hala. İlaçları yeniden üzerine sokmamız gerekiyor. Eski reçetelerimize devam edelim. Peki Şeniz Hanım. Yalnız bir şey var. Verdiğiniz doz halüsinasyon yan etkisi yaratabilir. O nedenle dozlarını tekrar gözden geçirmekte fayda var. Biliyorum, biliyorum ama şu anda bir sıkıntı yok. Gayet iyi görünüyor. O yüzden bu dozda kalın. Ben siz sonra ararım. Şu anda halletmem gereken başka bir iş var. Babaannesi, ya ortada bebek yoksa diyordum. Bak. Bak torunun orada işte. Ya bir el salla, bir şey yap ya. Devam edelim. Ana, ana diyordum, anaya bak. Tenezzülledim, göz ucuyla bile bebeğe bakmadı. Yok kızım, yok. Korkuyorum ben bu kadından. Dur kızım, şimdi görürsünüz siz. Babaanne. Dur sen dur, dur. 155, 155. İhbarda bulunacağım. Yok artık. Yatağına yatırdım. İlacını içirdim. İşim bitti. Çekilir misin? Aa, dejavu. Ama rolleri değiştirmişiz sanki. Ben kaçıyordum, sen kovalıyordun. Benim kaçacak bir şeyim yok. Çok inandırıcı ya. Gerçekten. Özellikle böyle yüzüme bakamadan söylediğinde bayağı inandırıcı oluyor. Söylesene, nasıl bir his? Ne nasıl bir his? Kime bakamadığını bilmek nasıl bir his? Tam bana bakamıyorsun, ona bak o zaman. Bak. Bak eserime bak, bak. Bak benim eserim bu. Sana bir sır vereyim mi? Böyle yüzünü çevirdiğinde geçmiyor. Gözlerini kapadığında da geçmiyor. O hep orada. Orada. Böyle duruyor. Ve sen artık bunun sebebini biliyorsun hemşire. Bile bile hemşire. Bunu bilmene rağmen beni kurtardın.
Ya ben kendimle zor yaşıyorum. Sen? Sen beni neden kurtardığını bilmeden bununla yaşayabilecek misin? Geçen sefer daha kısa sürmüştü ama. Lütfen oturun. Dağılsayın biraz. Bak doktor efendi, sana zaten uyudum. Senin benden aldığın bu sular benim bebeğime bir şey yapsın, seninle o zaman görüşeceğiz. İşte tam da bu sebeple sizden su almayacağım, kan alacağım. Fetal DNA testi yapacağım size. Bir dakika, bir dakika. Başka bir şey yapıyor. Hayır, hayır. Zahmet etme, internet burada. Bak. Konunuzu açın. Yumruk yapın. Derin bir nefes alın. İşte bu kadar. Sen benden... Kolay mı sandın?